Bunlar görebileceğiniz en efsane oyuncaklar. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Dünyanın en korkunç roller coaster'ı ya da rolling coaster. Bunun ismi biraz değişik ama galiba böyle uçuruma doğru gidiyor koltuklar, geri geliyorsunuz. Çok da korkmadım. Bunu yapardım. Videonun başından hatırlatayım. Herkes hangisine binebilirdi, hangisine binemezdi yorumlara yazsın. Oo, bu ne ya böyle? Bu kamikaze gibi de değil. Hem dönüyor, hem böyle dönüyor, hem de böyle dönüyorsunuz. Biraz fazla hızlı dönüyor gibime geldi. Ya şu an kustum. Bak. Şu an gitti, midem bulandı şu an. Buna binemezdim ya. Hazır mısınız? Aa, bu çok güzel ya. Ben buna binmek istiyorum. Müthiş bir kaydırak. Abi aquaparklarda niye böyle bir kaydıraklar yok? Bu 50 ile 100 ile falan gidiyor şu an. Ve çok güzel bak. Ne güzel ya. Yaz gelsin de biz de gidelim böyle bir şeye. İçindeki uçan öpücük. O ne ya? İki tane bir heykel var. Garip bir şekilde buna biniyorsunuz. Böyle sizi döndürüyor herhalde, manzaraya baktırtıyor, o şekil. Bu basit abi, bu beni korkutmadı, hiç gerilmedim bile. En uzun bir şey Starflyer. Aa, böyle hem salıncak gibi döne döne çok uzunmuş ya. Şu an dünyanın yuvarlak olduğunu görebiliyorum mesela ya. Dünyayı görüyorum resmen. Buna binerdim ama bilmiyorum ya, o zincirden bir tanesi koparsa. Kaydırak efsane. Kay bakalım. Matla kayacağına göre demek ki uzun ve hızlı bir şey. Şöyle bir kaydırağa ben bindim bu yaz. Çok güzel oluyor şöyle ışıklar falan. Oo, bayağı da sonu gelmiyor şu an. Şu an bayağı iyi gidiyor. Biz mesela aquapark'a gittiğimizde hep şunu söyledik. Ya bu kaydırak niye kısa kardeşim? Şöyle bir 10 dakika boyunca düşsek, süzülsek çok iyi olmaz mı? Lütfen aquaparklardaki kaydırakları biraz uzun yapın. 10 dakika çıkıyoruz yukarı, 30 saniye kayıyoruz. Buna bahçede ihtiyacım var. Bahçede kaydırak mı var? Vay, böyle ıslatılmış mat gibi bir şey. Onun üstünde kayıp gidiyorsunuz. Bak, oh, oradan da nereye gitti? Sonunu bilmiyorum ama güzel bir kaydıraktı. İşte buna muhtemelen çoğumuz binemez. Ya ben binerdim ama hani inebilir miydim acaba, onu bilmiyorum. Baş aşağı çok duruyor ya. Çok baş aşağı yani bak. Böyle baş aşağı gidiyor, döne döne aşağı doğru gidiyor, oradan dönüyor falan. Zor. Süper Nintendo dünyası. Ne güzel bir şeymiş bu. Şu an bu insanlar gidiyor mu gitmiyor mu onu anlamadım ya. Gidiyorlar mı sizce, yoksa bir projeksiyon mu var? Galiba gitmiyorlar. Bilmiyorum. Ama iyiydi. Buna biner miydin? Bilmem. Biner miydim? Kaydırak mı bu? Oo, işte istediğim kaydırak bu. Bu video fake mi ya? Çok hızlı geldi bu adam. Ama çok da yavaşladı. Binerdim. Net binerdim. Bu adam gibi belki şöyle olamayabilirdim yani. Aa! Falan olabilirdim ama binerdim. Türkiye'de böyle bir roller coaster var mı? Abi varsa bir konum alabilir miyim? Ya bak, ne kadar yükseğe çıktı. Bir anda çok hızlı bir şekilde aşağı gidiyor. O işte orada bir sıkıntıya girebilirdim ya. Öyle bir mideden bulantılar falan gelirdi. Ama olur, binerim. Bu arada bir şey daha dikkatimi çekti. İki tane oyuncak iç içe. Bakın arkada da üç tane bir şeyi bıraktılar aşağı. Onlar da aşağı düşüyor. Bunlar ne? Yok artık. Yükseliyor falan. Bu fake değil mi? Bu video render. Şu an yukarı çıkıyor. Evet. Oo. İnsanları da saldı aşağı. Tamam, render ama yapsalar yaparlar aslında. Bayağı orada dönme dolap gibi, işte böyle salıncak gibi döndürüyor. Kaydırak akvaryuma gidiyor ama köpek balıkları olan akvaryuma gidiyormuş. Nereye attınız bu adamı? Gitti şu an. Oha. Ha, içinden geçiyor. Gördüm, bir tane adam geçti. Ya kaydırak çok güzel bir şey ya. Bayılıyorum böyle şeylere. Aquapark'ta ama kapalı bir ortam var. Bu nasıl aquapark ya? Şu an karşılıklı paslaşa gidiyorlar da. Abi bu nasıl bir olay? Bu nerede bu? Kapalı alanda böyle kaydırak olan bir yer hiç görmemiştim ve çok eğlenceli duruyor şu an. Sizin yolculuk nereye? Aa, ayakta gidiyorlar. Oturmalı değil bu, ayakta gitmeli. Aa, şu an çok gerildim. Gidin bakayım. Bayağı böyle dönüyorsunuz falan ama ayaktasınız ya. Bilmiyorum, bu korkutabilir ya. Ne bileyim, oturunca insan daha bir güvende hisseder kendini. Bu ayakta olmadı. Buna biner miydin? Binerdim. Aşağıda trambolin file var değil mi? Yani binerdim ya ama bilmiyorum. Ya o düşerken böyle havada bir yamulursam, kolum bacağım bir yarım kırılırsa. Oo, şehrin bak ta tepede uca kadar gidiyor. Gerildim şu an. Tek kişi mi bindin ona? En önde bir kişi var galiba. Ve çok gergin bir olay gibi ya. Tam böyle şehrin tepesinde sizi uca kadar götürüyor. Ne kadar yükseğe atılabilirsiniz? Aha, kilolu bir kişi atlarsa bu küçük oldu. Çok kilolu birisi atlarsa ya da birkaç kişi çok iyi olur. İki kişi, bir kişi. Abi hadi. Oo bak, bu çok güzel oldu ya. Bu bir kişi atladı ama nasıl bir atlayış o? Mega oldu bu. Bunu da hiç görmedim ya yazlık yerlerde. Yarış kaydırağı. Nasıl? İki kişi yan yana. Aa, iki kişi birbirini görüyor oradan. Hem de agalarla yarışabiliyorsun. Bu çok iyiymiş ya.
Biz var ya, bizim ekiple gitsek şuna tutuluruz. Yani 3 gün inmeyiz bundan. Bu ne? Dağın ortasında böyle yamaçta falan camdan bir köprü. Ama içinden insanlar geldi bir anda. Abi o camlara biraz fazla mı güvendiniz acaba ya? Hiç güvenemedim çünkü ben o camlara. Favorin hangisi? Göster bakayım hangisi favorim? Bilmiyorum. Bu favorim değil. Tamam. Bu kaydırak olabilir. Güzelmiş bu. Hayır bu değil. Bu kaydırak da değil. Oo favorim bu. Bu topların üstünde Survivor. İşte bu asıl favorim buymuş. Vazgeçtim. Benim favorim bu. Geri geri gidiyormuş. Niye öyle bir şey var? Arkamı görmeyince çok gerilirim ben ya. Geri geri çok hızlı gidersek. Bilmiyorum, buna binemeyebilirim işte. En azından roller coaster'lar önümüzü görüyorduk. Bunda geri geri. Acaba yolda ne var? Mesela önünü görsen şimdi hazırlarsın kendini böyle. Aha döneceğiz şimdi diye. Bu her şey sürpriz. Ve aşırı da eğlenceli duruyor ya. Coaster yine. Oo çok yüksek. Bayağı yüksek. Baş aşağı sizi bir anda şak diye aşağı mı bırakacak? 3, 2, 1 geldi. Aa, çok hızlı. Karnım çıktı bak. Hani böyle asansörde falan olur ya, şöyle miden yukarı çıkar. Ne bu? Aqua Duck. Herhalde yine aquaparklı bir kaydırak. Bunun ne özelliği var? Şu an güzel. Bir şey diyeceğim. Denize mi düşecek ya? Bu gemiden denize düşecek galiba. Aynen, sağda gemi görüyorum. Solda okyanus görüyorum. Acaba havuza mı düşecek, okyanusa mı? Orada bir üstü açık mevzusu falan var. Bu güzelmiş ya. Dünyanın en doğal kaydırağı. Ne kadar güzel ya bak. Suyla beraber oturuyorsunuz böyle tatlı tatlı. Gidiyorsunuz yani. Çok doğal bir eğlence yani. Bu ne abi? Böyle yan yana dizilmeli roller coaster mı? Bayağı yan yana dizilmişler. Kaç kişi var o arkada? Aa, en gergin olay da bu işte. Böyle havada seni bekletiyor ya. Böyle baş aşağı bekliyorsun. O çok gergin. Ama buna da binerdim ya. Ben bir ara çok fazla biniyordum bunlara. Tam roller coaster gibi değil de hani kamikaze falan. Hiç korkmuyordum. Ama bayağıdır binmediğim için muhtemelen şimdi gidersem çok korkarım. Disney'in en hızlı şeyine binmişler. O ne ya? Tron gibi. Bayağı film gibi bu. Ne kadar hızlı gidiyor? Bayağı iyiymiş. Bilmiyorum nasıl bir şey de 60'la falan gidiyormuş. Aynen Tron abi bu. Filmi izledik, biliyoruz yani Tron ya. Yine gondol gibi ama gondolun dönmelisi. Normalde gondolda işte gemi gibi bir şey var, oturuyordunuz böyle böyle sallanıyordu. Onun dönmelisi ve bayağı da büyükmüş ya. Abi şu an en uçta kalan kustu. En uçta kalan kişiye çok ağır oldu o. Bu ne ya? İki kişi böyle yüzüstü bir şeyde gidiyor ama neyde gidiyor? Zipline gibi bir şey mi? Göster abi. Aynen, ipte iki kişi böyle şehrin üstünden rahat rahat gidebiliyorsunuz. Eğlenceliymiş ya. Galiba şurası da düşersen diye bir önlem. Şurada file var. Güven verdi. Yanımızdaki abla çok bağırıyordu diyor. Yanımızdaki abla biraz haklıymış. Bağırmak da biraz haklıymış. Bayağı hızlı gidiyor ya. Hızlı gidiyor. Evet, bir takla daha. Böyle bir 360'lar, bir yan dönüşler falan filan. Ama binerim, hiç de korkmam. Oo bu ne? 38 metre camdan bir şey, kaydırak. Nerede? Ha ortada. Bayağı iyi. Camdan kaydırak yapmışlar. Bayağı şelale gibi aralardan gidiyorsunuz. Ya şu kaydırağın en sonuna böyle ayak ayak üstüne gelmek var ya, o çok keyifli ya. Bu hangi oyuncak? Oo! Herkese su attı şu an. Islandınız. Bu nasıl bir oyuncaktı ya öyle? Niye ıslattı herkesi? Geliyor. Bir 360 atacak şimdi. Aa, hem aşağı doğru hem döne döne ya. Vida gibi. Bayağı iyi. Şu an hissettim bak. O enerjiyi hissettim. Aslında şu karşıdan bir fön makinesi olsa, bana biraz rüzgar verse, ben buna binmiş kadar olurum. Bu da tek başınalı. Böyle zipline gibi de değil ama onun gibi de. Böyle garip bir görüntü ya. Eğlenceliymiş bu da. 270 metre. 270 metrede hem böyle dönüyor ve sizi şöyle hafif baş aşağı tutuyor. Bu zor. Bunda gerildim ben. Aa! Şehirde ne güzel görünüyormuş. Hangi şehir bu ya? Bu nasıl bir şey? Balerin gibi bir şey. Böyle normalde kendi etrafında dönerdi bunlar. Ama bir de baş aşağı falan da dönüyor bu. Tam kusmalık yani. Şuna bin, 2 dakika sonra gitti. Bütün mideyi bırakırsın. Aqua Park'ta yine güzel bir kaydırak bu galiba. İki kişi. Bot da ne güzelmiş ya. Çok rahat bir bot. Normalde yuvarlak bot verirler. Öyle seke seke gidersin. Bu çok iyi. Bayağı da bitmiyor. Oo. Bayağı garip yerlerden geçiyor şu an. Camlar falan var etrafta. Yardım. Abi sana yardım edemeyebiliriz. Çok hızlı geldi. Ne kadar hızlı gitti o. Bayağı şurada G kuvvetini yediler yani. Bak yukarı çıkarken. Turuncu tişörtlüyü izleyin. İzliyorum. Tamam, turuncu tişört arkadaki çocuk. Sen niye dönmeye başladın ya? Ne oluyor? Sen niye dönüyorsun? Kimse dönmüyor ki. Galiba kendi çevirebiliyor yanlardaki kollardan da. Seni kusacağım birazdan ya. Daha oyun başladı, dönmeye başladı bu hemen.
duvara yapışacağız galiba. Merkez kaç kuvvetini kullanıyor galiba, aynen. Sizi döndürüyorlar döndürüyorlar. Böyle duvarda kalıyorsunuz da tam amacını anlamadım ya. Midem bulandı yine benim. Oy yine o dönmeli gondol gibi bir şeyden. Bunu nasıl çektiniz ya bak. Midem bulandı şu an ama çok güzel, ışıklıymış. Hayır teşekkür ederim. Ayağa uca kadar gidip bekletecek mi? Aa gitme artık. Gitme bak, yavaş yavaş gidiyor görüyorum. Santim santim gidiyor. Böyle yokuş aşağı mı tutacak bir de? Ay bu korkunçmuş. Şu an var ya gerdi beni. Ya en kötüsü hareket etmeyip böyle seni bekletmeleri ya. Orada çok kötü oluyor insan. Gitmeyecek mi bu? Hah tamam, gitmeye başladı. Şu an sıkıntı geçti. Ev dönüyormuş. Ev nasıl dönüyor ya? Ha siz oturuyorsunuz böyle, ev dönüyormuş gibi eğlenceli bir şey. Ne bu, tiyatro falan? Nerede bu? Çok garip ya, bayağı ev dönüyor şu an. Bunu nasıl yaptınız? İlginç, böyle oturup izliyorsunuz siz de. Aa ne güzel ev dönüyor diye. Orada iğrenç bir ağız görüyorum şu an. Aa, kocaman bir canavar beni yakalayacakmış gibi. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en eğlenceli oyuncaklarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.